Merhaba arkadaşlar. Kitili şapkamızın gözlerini, kirpiklerini, burnunu tamamladıktan sonra sıra buraya konduracağımız fiyonkumuza geldi. Hemen zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10 tane çekmiş olsam ölçeceğim. Şöyle göz kararı. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz bunu. 10 zincir yeterli diye düşünüyorum. 3 zincir daha ekliyorum üstüne. Toplamda 13 olduktan sonra döndüm ve üçlü trabzan yapacağım. Zincirin boyutunda. Bu arada tekrar belirteyim, ördüğüm ip bebe yünü herhangi bir marka olabilir. Ben genelde Mako Baby Minnoş tercih ediyorum. Şu şekilde. Tığımı da hemen göstereyim. 2,5 ve 2. Genelde bunları kullanıyorum. Ama numaraya göre değişiyor. Buradaki 2 numarayla aynı kalınlıkta mesela 0 numara tığım da var. Onu da kullanıyorum. Dediğim gibi markaya göre kalınlık değişiyor. Siz ipinize uygun tığı tercih edin. Bunu her defasında belirtiyorum. Yeni başlayan arkadaşlar çünkü çok takılıyorlar. Tığ kaç numara olsun, ip nasıl olsun, tığın ipe göre olduğunu nasıl anlayacağım diye. Şu şekilde ipi tığa alırken eğer sorun yaşamıyorsanız, takılıp ipin içinden çektirmiyorsa vesaire, demek ki tığınız ipe göredir. Evet, hemen tekrar ölçeceğim ve yeterli büyüklükte benim için 3 zincir çekip döndüm ve hemen yandaki trabzanın üstünden devam ediyorum. Yine üçlü trabzan. Artırma eksiltme yok. Dümdüz öreceğim. Her trabzanın üzerine bir tane gelecek şekilde. Kırmızı renkle alakalı sanırım. Bunu her defasında yaşıyorum. Tam netlemiyor görüntüyü ama. Yine 3 zincir çekip dönüyorum ve aynı şekilde devam edeceğim. Tek sıra olacak, 9 sıra yapmış olacağım yüksek ihtimal. Ya da eğer fiyonk gözüme küçük gelirse boyutu, 11 sırada yapabilirim. Ördükten sonra kaç sıra olduğunu belirleyeceğiz. Bakın burada sanki bitmiş gibi görünüyor ama sonda çektiğimiz zincirin üzerine bir defa batıyoruz. Bir defa daha. Her sonda bu şekilde. Bir de zincirin üstüne batmayı ihmal etmeyin ki daralmasın. Sayabilirsiniz bunu yeni başlayan arkadaşlar. En altta kaç tane varsa bir üstünde de o kadar trabzan devam edecek. Her sırada adeti kontrol ederseniz trabzan adedini,
Orada arada kaynamamış olur sondaki trabzanımız. Bakın şimdi bitmiş gibi görünüyor normalde. Ama burada zincirimiz var. En başta 3 tane çektiğimiz zincirin en üstündeki zincirin içinden geçip bir trabzan daha ekliyoruz. Fiyonkumuzu da bitirdikten sonra sadece şapkamızın buradaki iplikleri, saç örgüleri kalacak. Onu da yine birlikte yapacağız. Çünkü ben bazen detayları atlıyorum. Basit detaylar yapabilir herkes diye. Sonrasında bakıyorum takipçilerimizden istek var. Benim atladığım konuyla alakalı. Bilen arkadaşlara basit geliyor. Bazıları da eleştiri yapabiliyorlar. Bunlara neden gösterme ihtiyacı duyuyorsunuz zaten? Basit şeyler diye ama bilen için basit, bilmeyen için genelde sorun oluyor. Onun için detay atlamadan yapmaya gayret göstereceğim şimdiden sonra. Çünkü ne zaman ben basit diye bıraksam kısa bir süre sonra takipçilerimizden soru geliyor bu konuyla alakalı. Onun için hazır yaparken yapmış göstermiş olalım. Şimdi 3, 6, 7 sıra yaptım. Aslında 9 sıra olur diye tahmin ediyordum ama sanki bu da yeterli olur gibi. Şekilde biraz daha uzun mu yapsak diye de düşündüm ama yeterli görünüyor. Hemen şöyle ipimi kesiyorum. Tek sayı demiştim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 3 burada, 3 burada bıraktıktan sonra orta kısımdan tığımı şu şekilde geçiriyorum. Trabzanların bir altından, bir üstünden beyaz ipimi aldım hemen. Şöyle ikiye katladım elimde. Ve buradan geçirdim. Şöyle hemen arasından geçirip büzüştüreceğim. Ve fiyonkum oluşacak. Daha görsel olması açısından fiyonku düzeltip elimin arasında şu şekilde sarıyorum ortasına. Daha da kalın sarılabilir. Ben burada yeterli görüyorum. Bırakacağım. Tığımı aldım elime ve iplerin bir miktar altından geçerek şu şekilde buraya sabitliyorum. İçinden geçirdim. Evet, fiyonkumda görüldüğü üzere hazır. Diğer iplerimizi de arka kısmına çekip keselim.
Şimdi kitimizin uygun yerini ayarlayıp fiyonku geçireceğiz. Mantığımı alt kısımdan geçiriyorum. Ortasının geleceği yeri şu şekilde belirledikten sonra buradan ipin, şöyle göstereyim, bir tanesini çekiyorum. Alt kısmı hemen birkaç trabzan altından da gördüğünüz gibi diğeri burada. Buradan da şu yanındaki ipi geçirip bağlayacağım. Sağlam olması açısından oraya küçücük bir silikon da sıkabilirsiniz. Ya da ipi bağladıktan sonra tekrar üst kısmından birkaç defa dolayabilirsiniz. Fiyonkun sallanmaması, sağlam durması adına. Evet, bu şekilde bağlıyorum. Dediğim gibi ipleri tekrar buralardan çıkarıp sabitleyebilirsiniz. Ben küçücük bir silikonla orayı sabitleyeceğim. Daha sağlam durması adına. Evet, şöyle hemen düzeltelim şapkamızı. Kitili şapkamız. Detayları bitirdik. Hazır sayılır. Son bir saç örgülerimiz kaldı. En son aşamada onu da gösterdikten sonra şapkamız bitmiş olacak. Şimdilik kolay gelsin.